Hani Yüce Rabbimiz kendi halinize böyle bırakılıvereceğinizi mi zannettiniz diye bir soru sorar. Ve bazen de hepimizden belki zaman zaman sadır olur. Ya yani ne yapacağımı bilmiyorum. İş yok, güç yok efendim. Rotamı kaybettim adeta, bir rotasızlık hissediyorum gibi. Zaman zaman insanın düştüğü noktalar olabiliyor. Bir kısmı da hayat felsefesi olarak belki ya günümü güne diyeyim. Ya bugün neyse o tarzında. Böyle hedefsiz, rotasız, pusulasız bir hayatın içine kendini mahkum ediyor veya düşüveriyor. İkisi de oluyor zaman zaman. Bir Müslüman için konuşalım. Böyle bir yapacak işi olmamak, ne bileyim ne yapacağını bilememek, her şeyi bırakmak, bir anlamda dağılmak, parçalanmak. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olursa efendim olması gereken ne? Olması gerekene nasıl bir yol bulur bir insan? Biraz çok çerçeve geniş oldu ama biraz böyle bu konulardan bir girsek diyorum. Şöyle bir Tamam. hakikaten Müslümanın hayat anlayışı içerisinde dağınıklığa yer var mı? Yani dağınıklık derken daha çok belki hani insanın efendim dış görünümü, beden dili gibi anlaşılıyor ama hayır. Bazen işi dağılıyor insanın, kafası dağılıyor insanın, duyguları dağılıyor insanın. Böyle darmadağın bir insan oluyor. Hatta Eyüp Aleyhisselam'ın o duası hatıra geliyor ama o tam o manaya mıdır bilemem. Eşku bethi diye buyurduğu, Allah'ım sana şu perişan halimi adeta görünümümü sana şikayet ediyorum. Demek ki bir peygamber seviyesinde de olsanız şikayet edilecek bir hem de Allah'a şikayet edilecek ve onun çözebileceğine ümitle ona yönelilecek bir konu gibi geldi bana. Ne dersiniz? İnsan olarak bizim problemimiz sadece gavur olmak değildir. Hani gavur olmayı özet olarak iman etmemiş olmak. Düşmanımız sadece şeytan değildir, nefis değildir. Etten ve kemikten yaratılmış bir mahlukuz biz. Biz uykuya mahkumuz, yemeğe mahkumuz, nefes almaya mahkumuz, arkadaşa mahkumuz. Yani durdum burada deyip bir kavak ağacı gibi duramıyoruz. Kavak ağacı da duramıyor. Su istiyor, güneş istiyor. Yani bütün bunlar bizim içimizde sadece dinden çıkmak ya da dine girmemekle özetlenebilecek bir sıkıntı olmadığını, daha fazla bir problem ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Yani bir insan için neden sürekli hapishane en büyük ceza olarak gösteriliyor? Binlerce senedir hep hapisten söz ediliyor. Tamam, eli kana bulaşmış bir katil için başkasını öldürmesin diye hapse atıldı diyelim. Borcu olanı da hapse atıyorlar. Halbuki nasıl ödeyecek orada borcu? Çünkü insana çevresinden ayrı bir hayat yaşamayı emretmek en büyük ceza. İnsansız kalmak büyük bir ceza. Yani eşler birbirlerine ceza verecekleri zaman aynı odada yatmıyorlar mesela. Yani bu elektrik değiliz ki artı eksi kutup birleşince bir enerji olacak. Olsun. Yani senin yanında olmamam verebileceğim bir ceza çeşidi sana. İnsan olarak bu açığımız, yani bizim içimizde başkasına muhtaç olma, uykuya muhtaç olma, havaya muhtaç olma, görme arzumuz, duyma arzumuz, bütün bunlar insan olduğumuz için ortaya çıkıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de becerip programla yaşayamamaktır. Programlayamadığımız zaman insan olarak, plansız, programsız yaşadığımız zaman Müslümanlığımız bile bize dert olabilir. Müslümanlığımızın yüzünden strese girebilir, bunalıma girebiliriz. Çünkü insansın, ancak programlı, hedefli, planlı bir iş yaptığın zaman kendinde bir başarı hissedersin, mutluluk hissedersin. Yani namazla, Kur'an okumayı, zikir yapmayı hepsini 10 dakika içerisinde yapacağım diyen namazı çarçur eder. Evet. Zikir yapamaz. Tadil erkansız kıldığı için o namaz başına dert olur. Kıldığım zanneder, kılmamış olur. Yani biz hem namaz kılmayı, hem kurban kesmeyi, hem de o arada anamıza babamıza itaat etmeyi, 10 dakika içinde bunları nasıl yapabiliriz? Yaparız. Yaptı görünmüş olmak için yaparız.
Bu hayat dünyada yaşanıyor. Dünya Allahu Teala'nın mükemmel bir planıyla işliyor. Güneş bir saniye şaşmıyor. Yağmurlar, denizler, toprak, bu yani biyolojik kurallar, fizyolojik kurallar, bütün bunlar dünya planlı bir yer olduğunu gösteriyor. Biz alabora edip bozuyoruz dünyayı, ayrı bir mesele ama dünya planlı bir yer. Plansız bir insan çok iyi Müslüman olduğunu zannetse bile bu dünyada muvaffak olamıyor. Evet. Rabbim en büyük Müslümanlık işaretimiz olan namazı plan program üzerine kurmuş. Günde 5 defa. Üstelik de 365 gün hep değişiyor. Değişiyor. Yani 2 gün üst üste aynı vakitte namaz kılmıyorsun mesela. Sürekli değişiyor. O sürekli değişim seni büyük güneş gezegeni sistemine uygun bir insan olmaya mecbur ediyor. Mesela 30 küsür sene yaşayan bir Müslüman yılın her günü oruç tutmuş oluyor. Hiçbir hac öbür senenin haccıyla aynı günde yapılmıyor. Güneş illa Arafat'ta farklı bir yerden vuruyor. Netice olarak bu bahsettiğimiz yani ne yapabilirim, niye içim dağınıkta, en büyük sorun kaynağı plansız, programsız Müslüman olmaktır. Bu plansız, programsızlığın en önemli nedeni de yüzlerce işimiz ve görevimiz arasında bir tanesine, iki tanesine yoğunlaşmaktır. Buna örnekler vereceğim şimdi. Mesela bir anne ve bir baba çocuğunu Müslümanca yetiştirmek istiyordur. Bundan güzel bir gaye olamaz. Tabii, tabii olan bu. Ama Müslümanın bütün enerjisini bir çocuk eğitimi aldığı zaman sağlığın da gider, çevren de gider ve geçimsiz bir insan olmaya mahkum olursun. Bu da yok hayatımızda bizim. Yani bir Müslüman olarak biz çocuk eğitimini ihmal de edemeyiz, çocuk eğitimini mabet haline getiremeyiz. Evet. Getirdiğimiz zaman ne olur? Sen çok uç noktalarda bir çocuk yetiştirmek istediğin için, o da olmayacağı için bu hayatta, ya çocuğuna beddua edeceksin, ya kavga gürültü edeceksin, ya kötü baba olacaksın, ya da hedefine ulaşamayacaksın. Evet. Çocuk eğitimi çok önemli ama namazdan önemli değil, haçtan önemli değil, aileden önemli değil. Evet. Mesela dikkatimizi çekiyor, çocuğun eğitimi yüzünden karı koca kavga ediyor ve ayrılma noktasına geliyorlar. Ve mübarek, yani bir ürün ortada, o üründen dolayı fabrikayı dağıtıyorsun. Aile bir fabrika. Yani bu çocuğun aslını koparıyorsun. Demek ki biz ne yaptık? Plansız, programsızlığın en zor bölümü olan, yani en önemli noktası olan bir şeyi özemsemek olarak. Mesela buna bir örnek daha vereyim. Gıdamız ekmek üzerine kurulu bizim, değil mi? Hep ne evet. diyoruz? İstanbul'a niye geldi? Ekmek kavgası. Sanki sadece ekmek mi yiyoruz? Yok. Ekmek özü. Evet. Buğday bizim rızık ve gıdamızın özünü temsil ediyor. Bir insan sadece ekmek yiyerek 10 gün sadece ekmek yiyor. Sabah, öğlen, akşam ekmek yiyor. Bir bardak da su içiyor. Sağlıklı mı bu insan? Sağlıklı olamaz. Evet. Yani biz iki dilim yiyoruz diye doktorlar bir dövme diye kalıyor bizi. Fazla ekmek yiyorsun. Bir de sadece ekmek yediğini düşün. Ne oluyor? Midede, kanda, her yerde bu sadece ekmekten kaynaklanan problemler oluşuyor. Halbuki ekmek hayatımız bizim. Evet. Ha, demek ki gıdadan, işten, eğitimden, aileden nereden alırsak alalım bu hayat bir denge üzerine olmasını gerektiren kurallarla yaşanıyor. İtidali, dengeyi sağlayamadığımız zaman aslında seni cennete götürecek olan bir şey ters tarafa götürüyor. Aslında sana gıda olacak olan ekmek sakıncalı olmaya başlıyor. Aslında muhtaçsın arkadaşa, arkadaşı abarttığın için onun yüzünden helak oluyorsun, sağlığın gidiyor. Bu ilaçta da böyle. Yani 3 damla damlat diyor filan D vitamini. 3 ne uğraşacağım? 13 damla damlatıyorsun, bu sefer zehirleniyorsun. Bu hayat Müslümanlık da dahil olmak üzere. Evet. İbadetlerimiz başta olmak üzere. Hangi noktadan alırsak alalım, abartı kabul etmeyen, ihmal kabul etmeyen bir hayattır. Mesela zikir, Allah-u Teala'yı zikrin bir çeşidi olarak tesbih ile Sübhanallah demeyi alalım. Günde bir insan 1000 defa dese ne güzel, 5000 defa dese ne kadar daha güzel, 100.000 defa dese bu hayatta bir defa olur.
Evet. İkinci 100.000'de namazı mı aksatacaksın? Abdest mi almayacaksın? Çünkü vakit kalmayacak. Tuvalette 100.000'i tamamlayamayacaksın. Evet. İşini bırakacaksın belki. İşini mi? Çoluk çocuğunu kime emanet edeceksin? Ha, Müslümanların sadakasıyla mı yapacaksın? E tamam. Yemeğe gitmeyecek misin? 100.000 dolmuyor ki. İtidal olmadıkça Müslümanlık da yaşanılabilir bir din değil. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmüyor muyuz? Demek ki mühim de olsa bir iş değil mi hocam? Ona kilitlenmek hayatın dengesini yine bozuyor. Bozuyor. Hayatın ve Müslümanlığın dengesini bozuyor. Bunun çok güzel bir örneğini daha zikredeyim. Mesela Allah-u Teala'nın içimize koyduğu bir fıtrattır. Eş eşi sever. Elbette. Sevmese zaten Kur'an-ı Kerim mevedde diyor değil mi? Yani bir Kur'an-ı Kerim sevgi koyduk buyuruyor. Yani sevmedikten sonra zaten niye külfete katlanacaksın? Kadın veya erkek. Doğru. Peki bu sevgi tapınmak mıdır? Ölürse ölmek, yemezse yememek düzeyinde midir? Hayır. Bu abartıyı yapanların tamamına yakını daha sonra ters taraftan bu abartıyı yapıyorlar. Yani bir erkek hanımını, bir hanım kocasını sevmeli. Bu Rabbimizin verdiği bir fıtrattır. Ama bu sevgi anayı babayı çiğneyecek bir sevgi olamaz. Namazı bırakacak bir sevgi olamaz. Yani bu ilaç gibi olur o zaman. Nasıl ilaç 3 damla değil de 13 damla damlatınca 2 gün sonra seni felç ediyor belki de. Ekmek de seni bağırsağını tıkıyor. Halbuki ekmek yemek için sen sofraya oturmuştun. Aynı şekilde dinimiz ve dünyamıza ait her şeyde bir itidal olması evet. lazım. Yani orada bir hakikaten planlamaya ihtiyaç var. Açık yani. Evet. Bu planın birinci noktası dengeyi kurabilmektir. Evet. Evladın oturduğu bir yer olacak. Evladın eğitiminin oturduğu bir yer olacak. Evet, eğitmek bizim Allah'ın emri. Çağdaş da misyonumuz eğitilmek üzerine, eğitmek üzerine kurulu ama çocuğumu eğiteceğim diye okulun kapısında bir anne beklemeli mi 5 sene, 4 sene? Evin var senin be kadın. İlk günler çocuk okula alışsın diye bir gün iki gün gittin kapıda bekledin. Evet. 2 senedir sen okulun kapısında bekliyorsun çocuk eğitimi 1 numaralı görev. Bu 1 numaralı görev senin 1 numaralı ziyanın haline gelmiş.